La ilahe illallah. La ilahe illallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, temiz zevcelerine, güzide sahabelerinin üzerine olsun inşallah. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki değeriniz arttırılsın. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, İbn-i Mace'de Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle bir olay nakledilmektedir. Abdullah İbn-i Ömer diyor ki, Allah Resulü'nün yanında bulunan muhacirlerden oluşan 10 kişilik grubun 10.'suydum. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 10 tane muhacir bulunmaktaydı. Ben de bunlardan bir tanesiydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü bize karşı döndü ve şu sözleri söyledi. Ey muhacirler topluluğu! Beş özellik var ki onların görüleceği zamana yetişmenizden Allah'a sığınırım. Allahu Ekber. Beş özellik var ki ey muhacirler, beş günah var ki, beş ayıp var ki, beş kusur var ki şu an benim gözlerim bunu temaşa etmemektedir. Ben böyle bir olayı bu toplumun içerisinde görmüyorum. Ve asla da bu olayların meydana gelmesine fırsat vermeyeceğim. Ama olur ya, ben vefat ettikten sonra sizlerin de bu haramlara şahit olmanızı asla istemem. Bu durumdan sizin için Allah'a sığınırım. O yüzden kardeşlerim, istirham ediyorum, rica ediyorum. Bir kardeşiniz olarak sizin ayaklarınıza paspas olacak bir mütevazilikle istiyorum. Bu akşam bahsedeceğim hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok önemli bir hadistir. Bu akşam vereceğim haber, Peygamber aleyhissalatu vesselamın ashabı için endişe etti. Aman ya Rabbi, benim topluluğum, benim arkadaşlarım, benim kardeşlerim böyle şeylere asla şahit olmasınlar diye dua ettiği bir meseledir. Ne olur rica ediyorum, istirham ediyorum Allah rızası için. Bu akşam bahsedeceğimiz sözlere sadece kulaklarınızı açmayın. Gözlerinizi, gönüllerinizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pak, temiz sözlerinde birleştirin. Vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhacir topluluğuna seslendi. Ey muhacirler topluluğu, beş özellik vardır ki, beş haram vardır ki, beş yanlış vardır ki, o toplum o haramları işleyince başlarına neler gelecek, bu durumdan sizin için Allah'a sığınırım dedi. Tekrar istirham ediyorum kardeşler, bütün yorgunluklarınızı unutun, evinizdeki problemi kapıda bırakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhacir toplumu için korktuğu şeyler vallahi bu ümmetin en büyük hastalığı olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi için Allah'a sığındığı şeyler maalesef bizim yaşam standardımız haline gelmiştir. Ne olur kardeşlerim, bu habere kulak kabartalım. Resulullah dedi ki, bir toplumda fuhşiyat ortaya çıkıp alenen işlendiğinde, demişler ki bu fuhşiyattan kasıt zinadır. Bir toplumda zina ortaya çıkıp
alenen işlendiğinde kendilerinden önce gelip geçmiş olan seleflerinde var olmamış taunlarla ve acı olaylarla sınanırlar. Allahu Akbar. Hangi toplum olursa olsun, ister İslam beldesi olsun, isterse cahiliye toplumu olsun, ister zengin, ister fakir, ister güçlü, ister zayıf olsun, hiç fark etmez. Bir toplumun içerisinde zina yaygınlaşır ise, temizler, salihler, Rabbani olanlar, takva sahipleri buna ses çıkarmaz. Artık bu mesele onların zihinlerinde, gönüllerinde yer edip umursamaz hale gelinirse, Allah o topluluğa tedavisi olmayan hastalıkları müptela kılar. Allahu Ekber. Öyle acılar yaşatır ki Allah, İslam alemi bir araya gelse bu problemi çözemezler. Buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz kardeşlerim, dün bu beldeler, bu topraklar İslam topraklarıydı. Bizim ecdadımız İslam beldeleri ifsad olmasın diye Fransalarda, İngiltere'lerde, İtalyalarda bir opera gösterisine ordular hazırlamış bir ecdat. Eğer bu operayı ortadan kaldırmazsanız, kadınlı kızlı, erkekli beraber ümmeti ifsad edecek işlerden elinizi çekmezsiniz, ordumun bir ucu sizin kapınızda, bir ucu da benim beldemde olacak diyen ecdadın sokaklarında şu an maalesef zina hakimdir. O ecdadın torunları toplu taşıma araçlarında, otobüslerde, metrolarda, tramvaylarda evlerinde yapamadıkları işleri maalesef yapmaktadırlar. Hayvanların boyunlarını yere düşürecek, hayvanların yüzünü kızartacak işleri şu an o ecdadın torunları parklarda ve bahçelerde yapmaktadırlar kardeşler. Dün bu sokaklarda haya vardı, iman vardı, ar vardı, namus vardı, iffet vardı. Evli olan bir karı koca el ele tutuşup yürümekten utanırdı. Kadın kocasının önünde yürümeyi ar sayardı, arkasından gölgesini takip ederdi. Bugün o iffetli toplumun, ecdadın torunları, çok özür diliyorum, affınıza sığınıyorum, bunu söylemekten dahi haya ediyorum, kadınlarını, kızlarını, kız kardeşlerini başkalarının kollarında peşkeş çeken deyyüz haline gelmiştir. Deyyüzlük yapılıyor şu an. Bu beldelerde, evinin karşısında cami olmasına rağmen, kızının geçtiği yolda imam hatip bulunmasına rağmen, bu beldelerde maalesef, çok özür diliyorum, affınıza sığınıyorum, birileri hanımlarını, kız kardeşlerini, kendi çocuklarını başkalarına zina yapmaya teşvik ediyor, önlerini açıyor. Böyle deyyüz bir toplum oluşmaya başladı, Allah muhafaza. Sözlerim ne olur ağır gelmesin. Şu an bu varoş mahallelerde belki bazı şeylere şahit olmuyoruz. Belki bazı şeyler örtünüyor, kapanıyor, gölgeleniyor. Gece gibi üstü örtülüyor. Ama şu sınırların biraz daha ötesine gidin. Tüccarların, tacirlerin, zenginlerin, kaymak üstü insanların bulunduğu, Allah'tan uzaklaşan insanların bulunduğu, hayadan, ardan sıyrıldığı bir topluma gidin. Farklı bir mahalleye gidin. Çok özür diliyorum. Tekrar affınıza sığınıyorum. İnsanlar birbirlerinin hanımlarını değişerek zina yapmakta eşittir. Şehvetlerinin köpeği haline gelmişlerdir. Kölesi de değil. Kölenin gene bir izzeti vardır, şerefi vardır. Bunlar şehvetlerinin köpekleri haline gelmişlerdir. Allahu akbar ve lillahil hamd. Önce hanımlarının, kızlarının, kız kardeşlerinin başını açmayı, sonra sokaklarda çıplak bir şekilde yürümelerini, sonra diskolarda, barlarda kendilerince meşru bir şekilde eğlendiklerini iddia etmeleri, sonra deniz kenarlarında, sahil kenarlarında kızlarının, kız kardeşlerinin bütün haya perdelerini yırtmaları, sonuç, gel sen benim hanımımla oynaş, ben senin hanımınla oynaşayım. Mevzu oraya kadar gitti kardeşler.
mevzu oraya kadar gitti. Ne kadar acınacak bir haldeyiz. Şimdi böyle bir toplumda böyle zina hakim olursa, insanlar bu hale gelirlerse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Allah o topluluğun içerisine önceki ümmetlerde görülmeyen hastalıkları verir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu GDO'cular, aman işte kötü haram yiyecekler yiyoruz, ondan hastalıklar meydana geliyor. Kimyasal yiyecekler yiyoruz, bundan dolayı obezite oluyoruz. Tedavisi olmayan hastalıklara müptela kılınıyoruz. Geç onu kardeşim. Önce şunu zikret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bir toplumda zina hakim olursa o toplum önceki ümmetlerde rastlamadığı hastalıklara düçar olur. Allahu ekber. Önce bunu zikret. De ki bizim toplumumuzda zina hakim oluyor. Ey doktorlar, eczacılar, GDO'cular. Onlar bir kenara dursun şimdi. Bunlar etken değil demiyorum. Ama en önemli etken, dün İslam beldelerinin içerisinde bugün fuhuş hakim olmuştur. Sadece bu toprağa bakmayın. O kirli Yahudiler, cehennem ateşine odun olacak olan o Yahudiler, İsrailoğulları tepeden şöyle İslam beldelerine baktılar. Onların namuslarını, iffetlerini, haysiyetlerini gördüler. Bunları İslam'dan nasıl sıyırırız dediklerinde aldıkları ilk cevap, ahlaklarını bozarsak, aile kurumlarını ifsat edersek, zina gibi şehvetlerini onlara hakim kılarsak, dedi ki köle değil, köpek yaparsak affedersiniz. İşte o zaman İslam beldesi diye bir şey kalmaz dediler. Doğru mu? Kusura bakmayın. Şu an İslam beldelerine neresine bakarsanız bakın. Ta Suudi Arabistan'ından tutun Ankara'sına kadar. Nereye, hangi hattı gezerseniz gezin. Devletler, idareciler genel evler açarak bunların üzerinden vergi sağlamaktadırlar. Daha ne konuşuyoruz biz? Neyi anlatacağız? Bir devlet düşünün, bunu engellemesi lazım ki. İnternet mi? Kapat kardeşim, ne interneti? Gazete mi? Kim böyle pis bir mecmua basabilir? Hemen kaldırın demesi gerekirken, televizyon kuruluşlarını kapatması gerekirken, ya bırak kardeşim, adam zina yuvalarını serbest hale getiriyor. Yetmiyor, bunun üstünden vergi koyuyor. Yetmiyor, memurunu onun başına bekçi olarak koyuyor. Olur da can güvenliğine bir sıkıntı gelir. Allahu akbar ve lillahil hamd. Zinanın böyle hakim olduğu, meşrulaştığı hangi belde olursa olsun, Allah azza ve celle bir, oraya tedavisi olmayan hastalıklar verilir. Öyle ki geriye döndüklerinde insanlar bu hastalıkları tanıyamazlar. Derler ki geçmişte böyle hastalık olmamış. İki, problemi çözülmeyen acılarla karşı karşıya kalırız. Biri biter, diğeri açılır. Allah-u Teala bizi ve neslimizi korusun. Resulullah devam ediyor kardeşlerim. Diyor ki, tartıda ve ölçüde noksanlık yapan bir toplum. Bu akşam Resulullah'ın bahsedeceği hadisler fertlerle sadece sınırlı değil. Hadis umumi, yani toplumları kastediyor. Allah Resulü diyor ki, tartıda ve ölçüde noksanlık yapan bir toplum mutlaka, dikkat edin şimdi, kıtlıkla, rızkın darlığıyla ve aynı zamanda yöneticilerin zulmüyle sınanır diyor. Subhanallah. Bir toplumun içerisinde ölçüde ve tartıda hile yapılırsa. Şimdi kardeşlerim, bir insanın, bir toplumun karakterini ortaya çıkartan en önemli etkenlerden bir tanesi de ticarettir. Ticarettir kardeşler. Bir şahsa veya bir topluma vereceğiniz ahlaki puanın en önemli başlarından bir tanesi de ticaret gelmiştir, alışveriş gelmiştir. Toplumları biz böyle değerlendirmişizdir. Yani birilerine hizmet ederek, ihtiyaçlarını karşılayarak karşı taraftan kar elde etmek, kazanç elde etmek. Şu yeryüzünde öyle zayıf karakterli insanlar zuhur etmiş ki kardeşler, karşısındaki insanlardan haksız kazanç elde etmek için yarışmışlardır. Bir mücadelenin içerisine girmişlerdir. Peki bunu nasıl yapmışlar? Ölçerken eksik ölçmüşler. Tartarken eksik tartmışlar. Şimdi ne olur düşünün kardeşler. Eğer bir toplum
yahu ben aldatmazsam, ben kandırmazsam, bir toplumun tüccarları eksik ölçmez, tartıda hile yapmazsam vallahi kar edemiyorum, dükkanı kapatıp gitmem lazım diyorsa, bunu kendine kabullendirdiyse, yüreği bunu benimsediyse, karşısındaki alıcı da ah be kardeşim, nerede eski esnaflar, tüccarlar, eskileri arar hale geldik deyip, onlar da bu meseleyi kanıksarlarsa, kardeşlerim Allah-u Teala bu toplumu üç şeyle korkutuyor. Bir, geçim darlığıyla, rızkın daralmasıyla, iki, kıtlıkla, üç, yöneticilerin, idarecilerin zorbalığıyla. Allahu Ekber. Sadece fertleri değil, bütün toplumu ilgilendiren bir kıtlıkla. Yani sabahında bir kalkacak o toplum, bağlarındaki, bahçelerindeki bütün asmalar kurumuş. Allahu Ekber. Tıpkı Kalem suresinde bahçe sahipleri kıssasındaki gibi. Sabahleyin bir kalkacaklar, çiftçiler mahsullerinin hepsini yitirmişler. Tüccarlar ürettikleri fabrikalara gidecekler, üretecek bir şey bulamayacaklar. Kıtlık herkese vuracak. Rızkımız daralacak. Aile bütçelerimiz daralacak. Yalnız bununla beraber ne olacak biliyor musunuz? İster köyünüzdeki muhtardan tutun, isterseniz şehrinizdeki mülk-i amire gelin. Her bir yöneticinin zulmüyle karşı karşıya kalacağız. Eğer biz tartıda ve ölçüde hile yaparsak, Allah muhafaza kardeşlerim. Aziz dostlar, hatırlatmak istiyorum, ne olur. Balkanların büyük bir çoğuna, Asya'nın belki tamamına, Afrika'nın belki büyük bir kısmına, Avrupa'nın da küçük bir kısmına, İslam davetçilerin eliyle değil, mücahitlerin eliyle değil, salih, abid, muttaki, muhsin, muhlis tüccarların eliyle ulaşmıştır. İnsanları kandırmayan, insanları aldatmayan, insanlara karşı dürüst esnaflık yapan tacirler Asya kıtasındaki insanların kalplerini esir almışlardır. İnsanlar dinlerini değiştirmek zorunda kalmışlar bu abid tüccarların eliyle. Şimdi iki tane kıssadan bahsedeceğim. Bu iki kıssa vallahi bütün kıtaları esir alacak bir hikayeye sahiptir. Yunus bin Ubeyd isminde tabiinden kumaş tüccarı bir kişi varmış, bir zat varmış. Elinde çeşitli kumaşlar var. Bir gün yeğenini alır, dükkanına emanetçi olarak koyar. Kendisi işini görmeye gider. O çıktıktan sonra göçebe olan bir Arap o kumaş dükkanına gelir. Bir kumaş sorar, genç der ki bu kumaş 400 liradır. 400 lira. Adam çok sevinir. Kumaşı da beğenmiştir. Hemen alır, dükkandan çıkar. Yolda Yunus bin Ubeyd ile karşılaşır. Yunus hemen adama yaklaşır. Elindeki kumaşın kendisine ait olduğunu anlar. Tabii eskiden fabrikaları yok, seri üretimleri yok. İnsanlar sattıkları ürünle tanırlarmış. Dükkanından kim çıktığını arkadaşlar. Yanına yaklaşmış, demiş ki sen bu kumaşı kaça aldın? Demiş ki 400 liraya aldım. Vallahi demiş şu aldığın kumaş 200 liradan fazla yapmaz. Gel benimle bunu sahibine geri verelim demiş. Adam demiş ki yok demiş. Ben gideceğim beldede, kendi memleketimde bunu 500 liraya veririm. Yani üstüne 100 lira kazanırım. Üstüne 100 lira kazanırım. Bakın dönmüş Yunus bin Ubeyd demiş ki, dinde ihlaslı, samimi olmak dünyayı elde etmekten daha hayırlıdır demiş. Allahu Ekber. Dünyayı elde etmekten daha hayırlıdır samimi bir iş yapmak. Kolundan tutuyor, dükkana getiriyor. Yeğeninin karşısına çıkıyor. Diyor ki yeğenine, Allah'tan kork. Allah'tan kork. Sen diyor, ne olur şimdi buraya dikkat çekin kardeşler. Sen diyor 200 liralık kumaşı diyor nasıl oldu da diyor 400 liraya sattın diyor. Adamın yanında söylüyor bunu. Genç ne diyor biliyor musunuz? Vallahi diyor ben diyor ısrar etmedim ki diyor. Ben diyor teklif ettim, adam da diyor kabul etti. Yeğenini hazırlıyor, kasaya doğru yöneliyor. Adamın fazladan verdiği 200 lirayı adama tekrar geri veriyor. Subhanallah. Şimdi böyle bir tüccara kalpler kaymasın da kime kaysın aziz dostum? Yine bahsederler salih bir tüccardan. Pazara gidiyor, 60 kilogram ağırlığındaki bademi pazara getiriyor. 60 dinara almış. 60 kilo ağırlığındaki bir çuvalı, badem çuvalını alıyor pazara getiriyor. Toptan satacak. Fiyat, aldığı fiyat 60 dinar. Peki kendisi kaç para etiket koyuyor?
63 dinar etiket fiyatı koyuyor. Yani diyor ki 3 dinar kazanayım. Mütevazı biri. O gün pazarda bademe yüksek bir zam gelir. O zatın elindeki çuval ne kadar olur biliyor musunuz? 90 dinara yükselir. Tam 27 dinar üste çıkar. Ancak bu zat çuvalındaki etiketi değiştirmez. Bir alıcı gelir. Bir alıcı yanaşır. Der ki, ey insan, sen pazarda bademe zam geldiğinin farkında değil misin? Şu an senin çuvalının ederi 90 dinardır. Değiştir bunu der. Adam der ki, vallahi ben pazara getirdim. Bunu koydum, bir anlaşma yaptım. Ben de der, asla anlaşmamdan vazgeçmem der. 63 dinara satacağım. Şimdi buraya kadar vallahi her şey normal. Dersiniz ki zahit adamdır, abid adamdır, muttaki adamdır. 3 dinar ona neye yetmez? Demek ki zengindir. Ne dersen de. Ama şimdi karşısındaki insanın vereceği cevap karşısında vallahi sen de ben de esir oluruz. O da ona döner der ki ben de hiçbir Müslümanı kandırmayacağıma dair Allah'a söz verdim. 90 dinardan bir kuruş diyor aşağı vermem diyor. Allah'a ekber. Şimdi aziz dostum ya gözlerinizi çevirin pazarlara bakın. Esnaflara bakın, tacirlere bakın. Hangi insanda bu meziyet bulunmaktadır? Hangi satıcıda, hangi alıcıda böyle meziyetler kalmıştır? Yahu enayi olmasın kardeşim. Adamı da uyardık. Bak dedik senin karın bu kadar olması gerekiyor. Buna rağmen diretti demiyor adam. Ben Allah'tan söz verdim. Allah'tan korkuyorum. Hiçbir mümin erkeği kandırmayacağıma dair Allah'a yemin ettim. 90 dinardan aşağı para vermem dedi ya subhanallah. Şimdi aziz dostlar bir toplum bu ahlaktan sıyrılırsa Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tehdit ettiği şeyi gölge gibi peşimize katar. Hele bir bakın. Huzeyfe İbnül Yaman'dan bahsederler. Sahabenin alimlerinden, abidlerinden. Dikkat edin şimdi tabi'in tüccarlarına döner ne der biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Ona döner tüccarlara der ki ben sizden önce kiminle alışveriş yaptığıma hiç aldırmazdım. Buranın şimdi altını çiziyorum. Yani ben pazara çıkardım, bir şey almak isterdim, bir şey satmak isterdim, hiç fark etmez. Karşımdaki insanın durumuna diyor hiç aldırış etmezdim. Niye? Eğer diyor Müslüman kişi ise dini benim hakkımı bana geri verirdi diyor. Eğer Müslümansa İslam onu yakasından tutar, benim hakkımı diyor bana verir. Eğer Yahudi ise veya Hristiyansa onun valisi diyor benim hakkımı bana verir diyor. Allahu Ekber. Valisi diyor benim hakkımı verir. Ama diyor ben şu an şu kişilerden başka diyor hiçbirinizle diyor ticaret yapmak istemiyorum diyor. Allahu Ekber. Bunu tabi'in nesline söylüyor. Ya Rabbi Huzeyfe İbnül Yaman'ın şöyle gözlerini açsan, kabrini genişletsen, bu ümmetin tacirlerinin, esnaflarının içinde bulunmuş olduğu durumu, ahlaki zaafı bir göstersen, acaba ne derdi kardeşler? Sokağa çıkmaktan haya ederdi değil mi? Şimdi, evet diyelim ki hani tacirlerimiz Allah'tan korkuyor. Bir kısmı. Allah'tan korkmayanlar, evet kandıracak, devam edecek de, onların üzerinde amir olanlar, memur olanlar, halkın asayişini sağlayanlar, kandırılan insanların haklarını korumakla maaş alanlara ne oluyor ki? Haklının yanında değil de haksızın yanında oluyorlar. Hristiyan ve Yahudi ile Huzeyfe İbnül Yaman alışveriş yaptığında valisi onun hakkını veriyordu. Peki bugünün valileri, amirleri onlar göz yummakta, hırsızla ses çıkarmamakta. Bu bir toplumda alışkanlık haline gelirse vay bu toplumun haline Rabbim bizleri muhafaza buyursun kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Diyor ki ne olur kardeşlerim sabredelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Bakın diyor ki mallarının zekatını vermeyen bir toplum, mallarının zekatını vermeyen bir toplum gökten inecek damlalardan mutlaka mahrum edilir. Allahu Ekber. Mallarının zekatını vermeyen bir toplum gökten inecek olan yağmurdan mahrum bırakılır. Hayvanlar da olmasa asla yağmur yüzü görmezler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi aziz dostlar zekat temizlenmek demektir. Zekat artmak, bereketlenmek demektir. Zekatını veren bir kişide, bir fertte iki şey gerçekleşir. Bir, maddi olarak malı temizlenmeye başlar. Nasıl mı?
Hani dürüst tüccardır, iyi bir esnaftır, iyi bir işçidir, gelirine haram karışmıştır, kendisinin müptela olamayacağı bir işle karşı karşıya kalmıştır, faizin dumanı bulaşmıştır, aldatmanın, kandırmanın dumanı bulaşmıştır, kendisi istememiştir, bir haram bulaşmıştır o paraya. Bugün bundan kaçmak çok zordur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesine göre, yani o zekat malı ne yapacaktır? Tertemiz edecektir. O kusuru giderecektir. O günahı tertemiz edecektir. Sonra ikincisi ne biliyor musunuz kardeşler? Allah Azze ve Celle tabir yerindeyse bir tayın sahibi tarafından büyütülmesi gibi onun zekat verdiği malları büyütecektir. Bereketlendirecektir, arttıracaktır. Bu birinci yön. Peki ikinci yön ne biliyor musunuz kardeşler? Allah Subhanahu ve Teala zekat veren mümin erkek ve mümin kadınların kalplerinde oluşacak olan cimrilik hastalığını temizler. Allahu Ekber. Neyle? Zekatla. Sonra Allah Azze ve Celle yapmış oldukları sevaba bereket verir. Neyle? Zekatla. Sevaplarının, ecirlerinin artışı söz konusu olur. Şimdi bu ferde olan yansıması. Peki topluma olan yansıması? Yine toplumda iki şey gerçekleşir kardeşler. Birincisi, sosyal muhabbet gerçekleşir. Fakirlerle zenginler arasında bir kardeşlik, uhuvvet meydana gelir. İkincisi, toplum içerisindeki ekonomik denge kurulmaya başlar. Fakirle zengin arasındaki o uçurum giderilmeye, daraltılmaya başlanır. Şimdi aziz dostlar, ne olur dikkat edin. Hem ferde hem de topluma böyle faydası olan salih bir amele, bir topluluk, bir belde, bir ülke sırt çevirirse, bu ameli işlemekten geri durursa ve o insanlar, o beldenin insanları, salihleri, abidleri, hocaları, davetçileri, esnaf komisyonları ne derseniz deyin, insanlara zekatı infak etmeyi hatırlatmaz ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle gök cimrileşir kardeşler. Sen yer ehline cimrileşirsen gök ehli de sana cimrileşir. Suyunu senden esirger. Hayvanlar bulunmaz ise yağmurun yüzünü görmekten dahi geri kalırız kardeşler. Bakın bir özelliği daha var zekatın kardeşler. Bizi dünyevileşme hastalığından korur. Ne olur buna dikkat edin kardeşlerim. Dünyevileşme hastalığı. Bugün müptelası kılındığımız yine önemli hastalıklardan bir tanesidir. İmam Gazali bunu ne kadar güzel anlatmış. Demiş ki, dünya bir denize benzer. Dünya bir denize benzer. Kalp de bu denizin ortasındaki bir gemidir. Deniz suyu geminin dışında kaldığı müddetçe gemi hareket eder diyor. Yolunu alır, istikamet üzere gider. Ama ne zaman ki su geminin içerisine girerse, demiş ki gemiyi batırır. Allahu Ekber. Yani para, makam, şöhret ellerinizde bulunduğu müddetçe vallahi dünyanın hakimleri, ahiretin efendileri siz olursunuz. Ama ne zaman ki o para, o mal, o makam, mevki kalplerinizin içerisine damlamaya, akmaya, sızmaya başlarsa o geminin yok olması, helak olması, batması gibi toplumlar, fertler batacaktır kardeşler. Allah muhafaza. Hatırlayın Salebe kıssasını. Her ne kadar muhaddisler bu hadisle ilgili şerhler düşseler de, rivayet zincirleriyle eleştirilerde bulunsalar da, İbni Kesir gibi, İmam Suyuti gibi, İbni Cerir et-Tabari gibi, Beyhaki gibi alimler de bu hadisi zayıf olarak kaynaklarında bildirmişlerdir. Salebe kıssası. Özellikle genç kardeşlerimin özellikle dinlemesini istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Der ki ya Resulallah, ben fakir bir adamım. Dua et, Allah beni zenginleştirsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona döner, der ki ey Salebe, şükrünü ifa ettiğin fakirlik, dikkat edin, şükrünü ifa ettiğin fakirlik altından kalkamayacağın zenginlikten daha hayırlıdır. Yani sen şimdi fakirsin ama muttakinsin. Sen fakirsin ama muhlissin, muhsinsin. Allah'ın sevdiği bir kulsun. Böyle kalmaya devam et. Böyle bir talebin olmasın. Salebe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme döner, der ki ya Resulallah, Allah bana çokça verirse ben de çokça infak edeceğime söz veriyorum der. Bu sözleri hatırladınız mı? Arakan videolarını izlediğinizde, Suriye videolarını izlediğinizde, Somali'de, Afganistan'da, dünyanın her yerinde muhtaç mümin erkek ve mümin kadınları gördüğünüzde bu sözler size ve bana ait. Allah'ım ben dünyayı sevmiyorum. Dünyayı istemiyorum. Eğer dünya bana gelecekse, bana dünyayı vereceksen, Allah'ım ben
Arakan'a ser olup servetimi yiyeceğim. Bu sözler sana ait. Bu sözler bana ait. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hocam dünyayı sadece muhtaç müminler için istiyorum. Neyse dünya, dünyanın olsun. Bu sözler bize ait. Çok samimi sözler. İhlas dolu sözler. Ama ameli bir o kadar zor sözler. Salebe bunun şahitliğini yapacak kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temiz ellerini kaldırır. O temiz dudakları arasından salebe için dualar çıkar. Önce küçük bir hayvan sürüsü, sonra sürü büyümeye devam eder. Salebe önce mescitlerden uzaklaşmaya başlar. Sonra cuma namazından, sonra Resulullah'ın halkalarından. Sonra ne olur biliyor musunuz? Salebe çok zengin olur. Zenginlik onu öyle bir oyalar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salebe'ye zekat alması için zekat memurlarını gönderir. Salebe adama döner der ki sen git hele bir zekatları bir topla, insanlardan gereken malları al sonra bana geri gel. Zekat memuru böyle yapar. İnsan ne zanneder? Ya Salebe'nin bu kadar serveti var. Herhalde şimdi bütün servetini sayacak, ortaya koyacak ve zekatını verecek. Salebe ne der peki? Zekat memurlarının işi biter. Salebe'nin kapısını çalarlar. Salebe der ki benim mallarımın içerisinde fakirlerin hakkı yoktur der. Benden alsanız olsanız cüzi alırsınız der. Subhanallah. Benden size verecek bir şey yok der. Zekat memurları sesini çıkarmazlar, Resulullah'ın yanına gelirler. İbn Kesir'in ifadesine göre Allah-u Teala'nın onların içerisinden Allah bize lütfundan ve kereminden bol bol verirse biz de Allah rızası için infak edeceğiz diye başlayan ayetler derler ki salebe için inmiştir. Halbuki mal ona verince cimrileşmiştir. Mal ona verilince bencilleşmiştir. Mal ona verilince yalan söylemeye başlamıştır. Daha sonra pişman olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zekatını gönderir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmez. Ebu Bekir radıyallahu anh dönemine gelir. Allah Resulü'nün almadığı bir zekatı ben almam der. Ömer bin Hattab'ın dönemine gelir radıyallahu anh. Allah Resulü'nün ve dostunun almadığı zekatı ben almam der. Ne kadar acı bir durum değil mi kardeşler? O yüzden verdiğiniz sözlere çok dikkat edin. Yaptığınız yeminlere çok dikkat edin. Allah'tan taleplerinize dikkat edin. Samimidir, ihlaslıdır. Eğer şükrünü ifa edecek bir fakirliğe sahipseniz yaşamınıza devam edin. Altından kalkamayacağınız işlerin içerisine girmeyin kardeşlerim. Evet bir zekat konusundan zekatın verilmediği bir toplumun özellikle şu gerçekleşecek. Cimrileşecektir, bencilleşecektir, dünyevileşecektir. Bu da onların helakına batmasına sebep olacak. Allah muhafaza kardeşlerim. 4. Allah Resulü devam ediyor. Ahdine ihanet eden bir topluma Allah kendileri dışından bir düşmanı musallat eder. Yani sınırların ötesinden bir düşman gelir. O düşman da onlardaki bir takım şeyleri alır buyurur. Subhanallah. Ahit ne demek kardeşler? Şöyle ifade etmişler. Karşı tarafta bir güven oluşturacak söz. Böyle bir şey. Kur'an bunun önemine dikkat çekmek için ahit kelimesini tam 46 defa kullanmış. Misak da yani anlaşma da o söz de tam 25 defa kullanılmış kardeşler. Şimdi kardeşlerim Allah'ın kitabında ahdimize vefa göstereceğimiz en büyük güç Allah Subhanahu ve Teala'dır. Ve iki şeyi hatırlatacağım bu konuyla alakalı. Normalde bu konular müstakil olarak incelenmesi gerekir ama vaktimiz buna yetmeyecek. İki şeye değinmek istiyorum ahitle, Allah'a ahitle alakalı. Rabbimiz Araf suresi 172. ayetinde ruhları topladı, bütün Adem oğlunu bir araya getirdi. Elestu bi rabbikum dedi, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhların cevabı ortak kelimede buluştu. Dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Bizi yaratan, şekil veren, bir araya toplayan, hesap sorucu olan, yöneten, yönlendiren, terbiye edici olarak biz seni görüyoruz dedi. Bütün kullar bu sözü verdiler. Allah'la büyük bir anlaşma yaptık. Ama ben hatırlamıyorum ki böyle bir sözü. Ben Rabbime böyle bir söz verdiğimi bilmiyorum diyenlere iki cevabımız vardır. Bir, müfessirler demişlerdir ki, bir insan anne karnındaki vakalarını, evrelerini, devrelerini hatırlayamaz. Ama asla da yalanlayamaz. Onlara derler bir onu hatırlatırız. İki, Allah Adem oğlunun bu anlamdaki cehaletini, cedelini bilir
bundan dolayı toplumların içerisinden peygamber çıkartmıştır. Neden? Sırf misaklarını, ahitlerini hatırlatmak için. Allahu Ekber. Peygamberlerin en önemli görevlerinden biri de insanlara, toplumlarına verdikleri sözü hatırlatmaktır kardeşlerim. Evet, biz Rabbimize verdiğimiz ahitlere vefa göstereceğiz. İkincisi, beşeri ilişkilerimizde insanlara verdiğimiz sözlere de dikkat edeceğiz. Bu erdemliliktir. Bu ahlaki bir prensiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan dolayı bu konuya çok dikkat çekmiştir. Ahdine sadakat göstermeyen, vefa göstermeyenin imanı yoktur demiş Allah Resulü aleyhisselam. Subhanallah. Verdiği söze değer vermeyen. Ya verdik, dün dündür, bugün bugündür diyen. Onun için çabalamayan, o sözün yerine gerçekleşmesi için sebeplere sarılmayan bir kişinin imanı yok demiş Resulullah aleyhisselam. Buhari'deki hadisleri hatırlayın. İki hadis vardır ki ahdine sadakat göstermeyenleri Resulullah aleyhisselam münafıklıkla nitelendirmiştir. Münafıklıktan bir şube vardır demiştir aziz dostlar. Ne olur buna dikkat edelim. Şimdi düşünün, bir toplum Allah'a verdiği sözü unutursa, Allah'a verdiği sözü tutmazsa, insanlarla ilişkilerinde verdiği sözlere dikkat etmezse Allah o toplumun içerisine bir düşmanı salar. O düşman yeraltı, yerüstü bütün kaynaklarını sömürür. Doğal gazlarını alır. Ama en önemlisi izzet ve şerefini alır, bunu fark etmesin aziz dostlar. Ne olur buna dikkat edelim. Özellikle ahitle alakalı iki meseleye daha dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, Müslim'de geçen nikah bölümünde Allah Resulü erkeklere sesleniyor. Ahdi yerine getirilmesi gereken en önemli mesele ne biliyor musunuz? Nikah anında verilen sözlerdir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Mehir sözün, mehrin zamanı, mehrin miktarı, yani senin için Roma'yı yakarım sözleri. Evlilik müessesesi gerçekleşip evin içine girildiğinde bir balon gibi boşluğa bırakılmıştır kardeşlerim. Resulullah dikkat çekiyor. Yani nikah anında verdiğiniz sözleri ne olur not alın. Karşınıza çıkacaktır. Erkek kardeşlerime sesleniyorum. İkincisi, ya ben mümin erkek ve mümin kadınlara mı? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü, şu üç şeyde Müslümanla kafir eşittir. Allahu Ekber. Üç şeyde Müslüman ile kafir eşittir diyor Resulullah aleyhisselam. Bir, anlaşma. İster Müslümanla anlaşma yap, ister kafirle. Anlaşmana sadık kalmak zorundasın. İki, sıla-i rahim. Yani akrabalık ilişkini korumak. İster kafir olsun, ister Müslüman, fark etmez. Üç, sana emanetini verene geri vermek kardeşler. Sana bir şey emanet edenin zamanı geldiğinde o malı geri vermen. İster Müslüman olsun, ister kafir. Bu üç şeyde müminlerle kafirler eşittirler. Ben Müslümanlarla anlaşma yaptım, sadık kalayım da kafirlerle yaptığım anlaşmaya, kesinlikle hayır. Selef-i Salih'in bu konuda da bize çok güzel örnek olmuş. Bakın, Muaviye radıyallahu an Bizans'la bir anlaşma yapıyor. Savaşılmayacağına dair bir anlaşma yapıyor. Anlaşma maddesinde bu şeyler gerçekleştiriyor ama bir ay kala, yani anlaşmanın bitmesine bir ay kala Muaviye radıyallahu anh İslam ordusunu hazırlıyor. Bir ay kala. Bizans'ın sınırlarına geldiği zaman Amr bin Abese, sahabenin ilklerinden olduğuyla alakalı rivayetler var. Amr bin Abese binanın üstüne binmiş, diyor ki bugün ihanet değil vefa günüdür diyor. Bakın dikkat edin. İhanet değil vefa günüdür. Muaviye'ye bu sözler çok dokunuyor. Radiyallahu an. Çağırıyor, bir bakıyor ki karşısındaki zat Amr bin Abese, sahabenin büyüklerinden. Muaviye'ye dönüyor, diyor ki bir kişi bir toplulukla anlaşma yaptığı zaman, dikkat edin, bir kişi bir toplulukla anlaşma yaptığı zaman süresi bitmeden veya karşı tarafa ben bu anlaşmayı bozmak istiyorum diye haber vermeden tek taraflı anlaşmayı fesh etmesi helal değildir der. Allahu Ekber. Yahu kafirlere saldıracağız. Bizans gibi bir melanete saldıracağız. Suriye'de Beşar Esad gibi bir adamı devireceğiz. Amerika gibi büyük bir putu yıkacağız. Fark etmez kardeşler. Söz verdin mi? Sözüne sadakat göstermek zorundasın. Ta ki karşı taraf sözüne sadakat gösterdiği müddetçe. Buna dikkat edecek mümin erkek ve mümin kadınlar. Eğer biz ahdimize sadakat, vefa göstermezsek Allah bir düşmanı alır, sınırlarımızın içine sokar. Rabbim o şerden bizi muhafaza buyursun. Son bitiriyorum inşallah kardeşler. Resulullah buyuruyor ki liderleri, yöneticileri yani idarecileri Allah Azza ve Celle'nin kitabında indirmiş olduğu şeyleri uygulamadığı takdirde.
Geçen hafta değindik buna. Sultan ile Kur'an birbirinden ayrılırsa, Allah onların azaplarını iç fitne olarak kendilerinin içine koyar diyor. Subhanallah. Bir yönetici. Ha şimdi yönetici olarak bir ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, kralı, kraliçesi düşünebilirsiniz. Bir evin yöneticisi, bir derneğin yöneticisi, bir iş yerinin yöneticisi, bir caminin yöneticisi, bir vakfın yöneticisi, bir devletin idarecileri, yöneticileri Allah'ın kitabından uzaklaştığı an bilsin ki sınırlarının içerisinde fitne meydana gelecektir. Ya uzaklara gitmeye gerek yok kardeşim. Bugün caminin içerisinde omuzlarımız birleştiği halde kalplerimiz birbirinden ayrı. Yüzlerce fikir sahibiyiz. Fitne içimize girmiş, caminin içerisine girmiş, vakfımızın içine girmiş, derneğimizin içine girmiş, İslami çalışmamızın, cihadımızın içine girmiş. Sebep idareci olanlar. Yıldızları ne kadar çok olursa olsun hiç fark etmez. İster az olsun ister çok. İdareci olanlar idare ettiklerini Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yönetmezlerse fitneyi beklesinler. Evin içinde fitne çıkacaktır. Çocuğuyla fitneye maruz kalacaktır. Hanımıyla fitneye maruz kalacaktır. Cemaatiyle fitneye maruz kalacaktır. Bu fitne yumağının içerisinden asla kurtulamayacağız kardeşler. Özellikle İslam beldelerine bir göz gezdirin. Şu an bizim üzerimizde en büyük bela Batı'nın bize dayattığı demokrasi ve laiklik belasıdır. En büyük bela. Hangi İslam beldesine girerseniz girin. Mümin erkek ve mümin kadınların ağızlarından demokrasi ve laiklik bir zikir gibi çıkmıştır. Bir zikir virdi gibi tekrarlanmaktadır. Vallahi o beşeri ideolojiler Allah muhafaza helak olmamızın en büyük sebeplerinden biri olacaktır kardeşler. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabı dururken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temiz sözleri dururken, kitapla ve sünnetle hükümdar olanların ortaya saçtığı güzellikler dururken, laiklik gibi, demokrasi gibi, komünizm gibi, sosyalizm gibi, liberalizm gibi beşer ürünü her bir yönetim şekli bizi biraz daha azabın içerisine sürükleyecek. Allah-u Teala bizi bundan emin eylesin, uzak eylesin kardeşlerim. İslam erkeklerinin, kadınlarının şu an beşeri ideolojiler olmazsa olmazı haline gelmiştir. Allah bizi bundan muhafaza buyursun. Şimdi kardeşlerim, benim saydığım bu beş şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saydığı, benim size naklettiğim bu beş şeyi, bir toplum içinden bir tanesini barındırırsa onunla muamele görecektir. Peki beşini beraber barındırırsa? Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu sözleri, hastalıkları, hataları ve günahları kendi sınırları içerisinde cem eden bir toplumu düşünün. Allah-u Teala o toplumun sonunu hayır eyle inşallah. Akıbetini hayır eyle. İster İslam beldesi olsun, isterse küfür beldesi olsun kardeşler. Resulullah'ın saydığı unsurları işleyen bir toplum asla iflah olmayacaktır. Peki biz ne yapacağız? Müslüman erkekler ne yapacaklar? Allah'tan korkanlar ne yapacaklar? Rabbani alimler ne yapacaklar? Muttaki davetçiler ne yapacaklar? Nuh aleyhisselam gibi yapacaklar. Nuh aleyhisselam gibi. Gerektiği yerde 950 sene mücadele edilecek. Gece gündüz hiç fark etmez. Dinlenmeden insanlara gizli bir şekilde, aşikar bir şekilde, sesli ve sessiz evlerin içerisine gireceğiz. Dükkanların içerisine geleceğiz. Başlarımıza gelecek, dikkat edin, başlarına demiyorum. Başlarımıza gelecek olan musibeti, belayı onlara anlatacağız. İstiğfara davet edeceğiz. Onlar kabul etmeyecekler. Nuh aleyhisselama yaptıkları gibi parmaklarını tıkayacaklar. Üzerlerine örtüler serecekler. Biz sizi dinlemiyoruz diyecekler. Taberi'de geçen rivayete göre Nuh aleyhisselamın karşısına bir çocuk getirilir. Bak oğlum der, bu Nuh, asla bunu kabul etme derler. Subhanallah. Bize bunlar yapılsa ki, bunların hiçbiri daha bize yapılmadı. Çünkü biz bunları görecek eylemin içinde olmadık. Kusura bakmayın kardeşler. Davetçiler hiç kusura bakmasınlar. Sosyal medya üzerinden ben daveti kabul etmiyorum. Oturdukları yerlerden, videoları üzerinden ben halka nasihat ettim. Kurtulsun kardeşim. Bundan dolayı da küfürdür. Bu toplum cahil toplumdur. Bundan dolayı tekfir edilmesi gereken diyenler ne olur kalplerine baksınlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Toplumun içinde gezeceğiz. Hep beraber gezeceğiz. Alimiyle, abidiyle, muttakisiyle, davetçisiyle, talebesiyle hep beraber gezeceğiz. Kardeşlerim, hangi insanlara ne götürdük? Nuh aleyhisselam gibi gece gündüz davet ettik mi? Ne olur? Yataklarımızda geçirdiğimiz vakitlere bakalım.
Sosyal medya üzerinde, Facebook üzerinde harcadığınız zamanlara bakın. Kim hangi esnaf yan komşusuna gitti de yapma be abicim, faiz yeme be abicim, ne olur zekatını ver be abi, istiğfar et, şu zina belasından kurtar, şu kazının kapanması için mücadele et, artık namaza gel. Ne zaman dediniz, ne zaman söyledik ki, şimdi diyeceğiz ki ey topluluk, gördün mü bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları yapan insanların helak olacağını belirtiyor. Biz kurtulduk ya, hayır kardeşlerim, o helakın içine biz de gireceğiz. O helak bizi de yutacak. Biz vazifemizi yapmadığımız müddetçe o helak rüzgarının içerisinde, o tufanın içerisinde her birimiz bir köşeye savrulacağız. O yüzden mücadele edeceğiz arkadaşlar. Soruyorum, hanginizin yakasına insanlar yapıştı? Başta ben olmak üzere. Nefsimi kınıyorum, ayaklar altına alıyorum. İnsanlar otobüsün içinde, metronun içerisinde zina ederken hangi gencin yakasından tuttuk da yapma be kardeşim, cehenneme gideceksin. Yapma be kardeşim, nesilleri ifsad ediyorsun. Hangimiz bunu söyledik aziz dostlar? Hangimiz anne babamızı uyardık? Hangimiz kardeşimizin elinden tuttuk? Soruyorum, yalvarıyorum size. Hangisini yaptık biz? Bu topluma hangi borcumuzu ödedik? O yüzden çalışacağız aziz dostlar, ne olur. Gece gündüz demeden çalışacağız. Bunayacağız. Bedenimiz zayıflayacak. Saçlarımıza aklar düşecek. Hatta saçlarımızı, sakallarımızı kaybedeceğiz. Kimimizi şehit olarak topraklara vereceğiz. Kimimiz mapushanelere düşecek. Ama hakkı, bu hakikati söylemekten asla geri durmayacağız. Yalnız bu hakkı da şu kameradan değil ha. Kameradan değil, insanların evlerinin içerisine gireceğiz. Öyle diyor Kurtubi Rahimullah. Nuh Aleyhisselam, Allah'ım ben onlara gizli bir şekilde söyledim derken, demiştir ki evlerine giderek söylemiştir. Bu aciz adam bu mahallenin kaç tane evini gezmiş? Sosyal medya üzerinden istediği kadar bağırsın. Hangi esnafı gezmiş? Hangi yoldan yürüyene tebliğ etmiş? İnsanlar Yusuf'u gördüğü zaman, seni gördüğü zaman aman ha kaçalım. Ulan bu adam gene affedersiniz. Bu adam gene bizi sıkıştıracak. Yapma be abi diyecek. Yapma be abla diyecek. Cehenneme gidiyorsun be abi diyecek. Ne olur elimi tut. Hakka yürüyelim beraber diyecek. Aman ha bunun bulunduğu sokaktan geçmeyelim diye. Hanginize söylediler? Hanginiz konuştuğunda kulaklarınızı tıkadı millet? Söylüyorum size, insaf ehli olalım. Çünkü biz bunların hiçbirini yapmadık. Yapmıyoruz. Ne olur uyarıyorum kardeşler. Ben nefsimi uyarıyorum. Saydığım hadisler vallahi basit hadisler değil. Resulullah'ın uyardığı haber vallahi basit bir haber değil. Şu an bu toplumda Resulullah'ın söylemiş olduğu bütün sözler vücut bulmuştur. Bu toplumda buldu. Alt katta, üst katta, yan binada, alt esnafta, sokakların neresini gezerseniz gelin bu faciayla karşı karşıyayız. Neresini gezerseniz gezin. Eğer biz sessiz kalmaya devam edersek, tembellikler yaparsak, hocam borç var, harç var, eyvallah dersek, biraz uyumam lazım, uykuda kaldım dersek, valla biz daha çok musibetlerin içine düşeriz aziz dostlar. Nuh Aleyhisselam gibi olacağız. 950 senede olsa davetten, cihattan asla kat'a, hakkı zikretmekten asla geri durmayacağız. Ama şu kameranın karşısında değil sadece. Ben görevimi yaptım değil sadece. Sokaklara ineceğiz, evlere ineceğiz, çarşılara ineceğiz, pazarlara ineceğiz. Mümin davetçiler, salih insanlar bunu yapmadığı müddetçe o kasırga hepimizi yutacak. Allah-u Teala bizi muhafaza buyursun. Allah-u Teala bizi sevsin. Rahmetiyle bize muamele etsin. Son bir kıssayla sözlerimi bitireceğim. Affınıza sığınırım. Hava sıcak. İmam Ahmed bin Hanbel'de anlatılıyor. Müslüman İslam ordusu Kıbrıs'ı fethediyor kardeşler. Kıbrıs'ı. Fethettiğinde oranın ahalisi, Kıbrıs halkı sağa sola dağılıyor. Yani kadınlarını bir tarafa, çocuklarını bir tarafa, erkeklerini bir tarafa ayırıyorlar. Her bir zümre birbirine bakıyor ve ağlamaya başlıyorlar. Her bir zümre. Yani kadınlar erkeklere, erkekler çocuklara bakıyor. Çocuklar babalarını, annelerini seyrediyorlar. Her biri birbirine ağlarken kenarda bir tane zat-ı muhterem var. Kimdi o? Ebu Derda radıyallahu anh. O da oturmuş bir kenarda ağlıyor. Salya sümük ağlıyor hem de. Subhanallah. Bir tane sahabe geliyor, diyor ki ey Ebu Derda, İslam aziz olmuş. İslam buraları fethetmiş. İslam orduları bu sokaklarda yürürken
Yani bugün sevinç günüdür, bugün mutluluk günüdür, bugün zaferin en güzel günüdür. Neden ağlıyorsun deyince Ebu Derda adama dönmüş. Görüyor musun? Bir topluluk Allah'tan uzaklaştığı zaman Allah katında böyle bir hale düşüyor. Birbirlerine ağlayacak duruma düşüyorlar. Ben bundan dolayı ağlıyorum diyor. Allahu Ekber. Ey aziz dostlar, eğer Allah'a sırt çevirirsek, sırt çevirenlere müsaade edersek, sırt çevirenlere göz yumarsak, kalplerimiz, zihinlerimiz onlara göz yumarsa vallahi hep beraber ağlayacağız. Ama bunun da bir çözümü olmayacak. Ne olur birbirimize sahip çıkalım. El ele tutuşalım. Fitnenin merkezinde gezmeyelim. Birbirimizi eleştirmeyelim. Mescitlerde, evlerde birbirimizi konuşmayalım. İnsanlara hakikati anlatmak için mücadele edelim. Onun projelerini sergileyelim. Bir kardeşimin çok güzel bir sözü var. Zafer Mert şehit olduktan sonra inşallah şehittir. Evine kardeşleri ziyarete gittiğimde abim de çok iyi bilir. Dedi ki biz Zafer Hoca'nın yanında otururken insanların gıybetini etmeye fırsat bulamıyorduk diyorlar. Niye? Yahu önümüze öyle projeler koyuyor ki, öyle şeyler anlatıyor ki, biz sünnet merasimine gidiyoruz ya da yeni doğan bir çocuğun ailesini ziyarete gidiyoruz. Yani çocuğu tebrik ediyor hoca, bir bakıyorsun gençler şunu yapmamız lazım, mahallede şöyle bir şeyler yapmamız lazım, İslam ümmetine şöyle faydalı olmamız lazım diyor. Vallahi gıybet etmeye bile fırsat bırakmıyor elhamdülillah. Şimdi bırakın artık. Allah bize yardım etsin. Allah bizi affetsin. Allah davetçileri affetsin. Allah alimleri affetsin. Allah muttaki gibi gezinen, muvahhid olarak şu beldelerde yürüyenleri affetsin. İnsanlar böyle aziyet içerisindeyken, böyle perişanlık içerisindeyken, Allah'a sırt çevirmiş, şeytana kölelik yaparken birbirini eleştirenleri, birbirini yerenleri, birbirini küsenleri, birbirine sırt çevirenleri, saat değişenleri Allah affetsin kardeşler. Diyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bahsettiğim hadislerin hepsini şimdi bu cahil insanlara söylemiyorum. Cahil olan nefsime söylüyorum. Dikkat et ey Yusuf! Ey Yusuf gibiler! Dikkat et. Bu hastalıklar bir kişinin, bir ailenin, bir toplumun, bir beldenin helakına sebeptir. Kendine çekidüzen ver. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma salavat.